Kanal 5 ekranlarından herkese merhaba. Bugün önemli bir misafiri Gaziantep'te konuk ediyoruz. Kendisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Müller. I'd like to introduce our guest today in Gaziantep, Ms. Ursula Müller, Assistant Secretary General and Deputy Emergency Relief Coordinator. And due to the limited time, I'd like to start with my question first. Now in Turkey, currently there are 3.5 million Syrian refugees and totally more than 4 million, including the other countries. In this case, what do you think about Turkey's effort on this crisis and then helping out the people and refugees? What's your opinion? Turkey is a global humanitarian leader. I had the opportunity to thank the Minister of Foreign Affairs, the Ministry of Interior, the President of the Red Crescent Society, the President of AFAD, the Deputy Governor in Kilis yesterday for the tremendous humanitarian assistance provided to the Syrian refugees, hosting them, providing them with education, with health services, providing them with dignity and hope. This is outstanding, and I really commend the Turkish authorities and the Turkish people and the Turkish NGOs for all the support they provide to the Syrian refugees. And I also want to thank the Turkish authorities for facilitating the cross-border humanitarian operation from Turkey into Syria. I've been at the UN hub yesterday and seen the trucks being inspected, being monitored, ready to go off to Syria with life-saving equipment, particularly food, warm clothing now as we are coming into winter, medical supplies, all the needed humanitarian assistance the people in Syria need. Türkiye'nin misafir ettiği 3 milyon üzerinde Suriyeli ve toplamda 4 milyon üzerinde mülteciler için yapılan çalışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye hükümetinin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz sorusuna istinaden Sayın Müller. Öncelikle Türk hükümeti, Türk Cumhuriyeti hükümetine ve insanlarına teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Bu fedakarlık ve geniş gönülleri için. Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik yapılan çalışmalar kelimelerle ifade edilemeyecek kadar önemli ve bu anlamda ehemmiyet gösteriyor. Ziyaretlerim kapsamında Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu olmak üzere AFAD Başkanı, Kızılay Genel Başkanı, son olarak dün Kilis Vali Yardımcısıyla yapmış olduğum temaslar esnasında bu düşüncelerimi de belirttim ve dile getirdim. Türkiye'nin burada üstlendiği görev ve sorumluluk eşi görülmemiş bir örnektir. Dolayısıyla da diğer ülkelere de bu anlamda örnek teşkil etmek durumundadır. Dün ziyaretlerim kapsamında sıfır noktasında Kilis'te Öncü Pınar sınır kapısından geçiş yapmakta olan Birleşmiş Milletler insani yardım tırlarını kendi gözlerimle görme fırsatım oldu ve bu araçlar yaşam kurtaran temel insani ihtiyaçları taşıyordu. İçerisinde gıda, malumunuz kış geldi, kış mevsimi geldi, havalar soğuk. İçeride bu anlamda muhtaç insanlara kışlık giyecek ve birçok ekipman konusunda bir yardım söz konusu. Ve tabii ki Türk kurumları bu anlamda kolaylaştırıcı rolü üstlenmekte. Bu çalışmaları ve gayretlerinden dolayı kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum ve takdir ediyorum. Bu tabii ki takdir edilmesi gereken bir davranış. My second question is, as United Nations, do you believe in that you're helping out the people well enough? Are you able to happy with what you are doing right now? It's never enough to meet the needs of the people. We are serving humanity with humility. That is my motto. We are aware of the enormous humanitarian needs inside Syria. We do everything also to empower the Syrian NGOs that have access. The United Nations with the United Nations humanitarian agencies, UNHCR, IOM, UNICEF, WHO, WFP, they stand ready to support and to provide assistance to the people in need. The biggest challenges are access and protection. So we also appeal to the parties of the conflict to respect international humanitarian law, to not
attack medical facilities and cause further displacement of people. We are grateful for the support of the donors who fund the humanitarian action, and we are grateful to the humanitarian workers that put their lives on the line. Birleşmiş Milletler'in halihazırda devam eden insan yardım çalışmalarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna istinaden Sayın Müller şöyle cevap verdi. Hiçbir zaman yeterli değil maalesef. Birleşmiş Milletler'in ve diğer insan yardım aktörlerinin yapmış olduğu çalışmalar yalnızca bir kesim insanın ihtiyaçlarını kapsamakta. Biz insanlığa tevazuyla hizmet ediyoruz. Bu benim aslında temel felsefem. Bunu her yerde söylüyorum. Dolayısıyla da Birleşmiş Milletler'in kuruluşları, IOM, WFP, yani bunlar Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Örgütü, Göç Örgütü ve diğer kuruluşları başta olmak üzere diğer insani yardım kuruluşlarının da bu anlamda kıymetli çalışmaları bulunmakta. Ancak bunlar tabii ki kısıtlı imkanlarla yapılmakta ve sadece bir kesim insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmekte. Dolayısıyla da bizler insani yardım çalışanları olarak, gönülleri olarak bu anlamda bu ihtiyaçların daha iyi bir şekilde ve çok fazla kapsayıcı bir şekilde, daha kapsayıcı bir şekilde karşılanması ve gerçekleştirilmesi üzere bağışçı ülkelere bu anlamda bunun ehemmiyetini, önemini sürekli hatırlatıyoruz ve bu anlamda çalışmalarımızı arttırarak devam ediyoruz. Türk hükümetinin tabii ki bu anlamda yapmış olduğu çalışmalarda halihazırda söz konusu Suriye'deki insani yardım çalışmalarına da katkıda bulunmakta. You came in the crucial area and you made a lot of observation by yourself. And you already mentioned about your meetings with the Turkish official authorities, people. And you are aware of what's going on in the area. So is there any new effort or program, or can you give any surprise to the refugee people? Something new? Mm-hmm. I was really very humbled to meet with Syrian refugees, and particularly also with a women's group, with a group of disabled people, to really listen to their stories. They escaped the conflict, but their biggest dream is that violence is ended, that they can go back home and live in dignity. And I asked one woman, what is your message to the world? And this Syrian woman, her name is Najin, gave this gift to me, that I stand with the Syrian women. Her message to the world is end the violence. And that would also enable us to provide humanitarian assistance in the areas where it is needed. Bölgeye ziyaretiniz önemli bir zamana denk geldi. Dolayısıyla da bölgeyi de bilen birisi olarak, göreve yeni başlayan birisi olarak temaslarda bulundunuz. Bir bu anlamda konuyla ilgili insani yardım anlamında söylemek istediğiniz yeni bir şey var mı sorusuna istinaden Sayın Müller şöyle cevap verdi. Tabii ki insani yardım anlamında yapılması gereken çok şey var. Ziyaretlerim kapsamında vurgulamak istediğim durumlardan bir tanesi de Kilis'te Kadın Toplum Merkezi ve diğer STK'larla bir araya geldim. Suriyeli STK'ların yapmış olduğu çalışmalarla çalışmaları yerinde görme fırsatım oldu. Elimde gördüğünüz az önce gösterdiğim çizimi de adı Najin olan Suriyeli bir kadın çizdi. Bunu çizmesinin sebebi de kendisine dünyaya nasıl bir mesaj vermek istersin sorusuna cevaben şiddet dursun, acı dursun bir an önce ki insanlar huzura kavuşsun cevabı. Dolayısıyla da bunu elime çizerek bir anlamda dünyaya mesajını duyurmak istedim. Bismillah. Willing is not enough. We must do it. Along the European Union countries gave a lot of promises on helping the refugees financially and other ways. And they haven't kept their promises. What would you say about this? There's a lot of generosity towards Turkey to recognize that they host so many refugees from Syria. There was a commitment made by the European Union, and I'm sure they follow up on their commitment, but I'm here as a United Nations Deputy Emergency Relief Coordinator, and we cannot let the people down. We stand with the people in need. I do everything I can in my personal capacity to advocate for
more humanitarian financing, to advocate for recognition that humanitarian needs are there, that the resilience of the people is going down, and that we must do more to help save lives and give people hope to rebuild their lives and start healing. İnsani yardım çalışmaları konusunda Avrupa Birliği'nin, Batı'nın özellikle Avrupa'nın vermiş olduğu bazı sözler var. Mültecilere yönelik yapılan yardımları konusunda. Bu sözler tamamen tutuldu mu sorusuna istinada. Tabii ki gerçekleştirmeyi arzu etmek veya yapmayı istemek yetmiyor. Bunu yapmak gerekir. Ben Birleşmiş Milletler Genel İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak profesyonel kapasite anlamında ve sorumluluklarım çerçevesinde daha fazla fon, insani yardımların karşılanması ve daha fazla çabanın gösterilmesi ve bu kapsamda da insani yardıma muhtaç insanların daha fazla yardımlarının karşılanması, ihtiyaçlarının karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak tabii bu sadece bir ülke veya bir bağışçı tarafla yapılacak bir şey değil. Bu kolektif bir şekilde yapılması gereken bir çalışma olması gerekir. Our President Recep Tayyip Erdoğan said in one of his interviews, the world is bigger than five. As an administration of the United Nations, should this administration number needs to be extended more than five? What's your opinion about this? The United Nations is comprised of 193 countries. Each country is equal, but there is a governing body called the Security Council that has five permanent members, plus 10 non-permanent members that rotate on a bi-yearly basis. It is the world community that empowers the United Nations or that prevents the United Nations from assisting people in need or from solving conflicts. And I was really humbled by the new Secretary General, Antonio Guterres, when he started taking this office in January this year. He said, my agenda is prevention, preventing. We humanitarians see a crisis and the disastrous impact of conflict. And the Secretary General of the United Nations wants to focus on prevention. And he needs the support of the 193 member states to be successful in mediation, in ending conflict and preventing further conflict. So I appeal to all member states of the United Nations to contribute to preventing conflict, ending conflict and alleviating humanitarian suffering. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür sözüne istinaden ne düşünüyorsunuz? Tabii ki Birleşmiş Milletler beş daimi üyeden oluşmakta Genel Güvenlik Konseyi ama bu sadece beş üyeden istifade değil. Dolayısıyla da diğer üye ülkeler de bulunmakta ve bunların kolektif bir çalışması bulunmakta. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in göreve başlar başlamaz söylediği bir söz vardı. Biz müdahil olacağız ve bu anlamda olmamız gereken her yerde olacağız ve bütün çabaları sarf edeceğiz. Dolayısıyla da bu anlamda bu yönetimsel anlamda halihazırda mevcut sistemle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Ursula Miller is a marathon runner, humanitarian at heart. Play piano in her free times and a gender champion. Thank you so much for Ms. Müller joining us with our live broadcasting as Channel 5. Thank you so much. It was an honor to be with you. Thank you. Thank you so much.